Ben bir hayale inanıyorum. Ben Türkiye'yi kendi öz kaynaklarını kullanarak, yücelterek, ortaya çıkararak, büyüterek muazzam bir ekonomik güce dönüştürebileceğimizi çok iyi biliyorum. Ama bir taraftan da dünyada çok ciddi bir sanayi devrimi var. Dördüncü sanayi devrimiyle akıl, bilgi çok büyük bir güç. Ülkeleri onlar kalkındırıyor. Bakın 2014'te 214 bin patent alınmış. Şimdi son gelirken rakamlara baktım. 2015 ve 16 senesinde de bu patent sayısı 220 bine çıkmış. Türkiye'nin patent sayısı 802 iken Amerika'nın 61 bin, Güney Kore'nin 13 bin. Yani bir hayalin olacak. Başvuracaksın. Ben bunu buldum, yaptım, becerdim, aldım, kopardım. Üniversite öğrencisi misin? Bir yerde çalışıyor musun? Bir şirket sahibi misin? Bir şeyi bulup patent alıp ortaya bir güç hikayesiyle çıkmamız lazım. Bu tabloyla yine olmaz. Bakın gelir grubu değiştikçe, gelirlerimiz arttıkça Türk insanının nasıl varını yoğunu eğitime harcadığını gösteriyor bize. Bu şahane bir şey. Alt gelir grubu gıdaya bütün gelirlerinin %28,8'ini harcarken üst gelir grubu %15,1. Şimdi bir eğitime bakın. Muhteşem bir veri var orada. Matematikle konuşmamız lazım. Ne oluyor? Dünyada ne değişiyor? Bir toplum nasıl değişiyor? Neye dönüşüyor? İnsanlar ne düşünüyor? Paralarını nereye harcıyorlar? Zenginleştikçe eğitime alt gelir grubu %2,2'sini harcıyor tüm gelirinin 64,7'sini. Yani diyor ki çocuğum benden daha iyi olsun. Daha iyi eğitim alsın ve donatalım onu bir şansı olsun. Benden daha iyi bir hayatı, daha iyi bir arabası, daha iyi bir evi, daha iyi bir geleceği, kendi çocuklarına da vereceği daha iyi bir standarda olsun diyor. Bu Türkiye'nin işte şahane bir fotoğrafı. Bunu devam ettirmemiz lazım ama eğitim kalitesini yükselterek, yani öğretmen kalitesini yükselterek. Ama şöyle bir durum var. Sağlığımızla yediğimiz içtiğimiz arasında çok acayip bir ilişki var. Ve bu tohum şirketleri asla buna bakmayıp kar üstüne kar ekliyorlar. Ve bunu devletler de destekliyor. Topu topu 5 şirketten bahsediyorum. Şimdi bu gerçek olsaydı eğer bu kadar küçük çiftçinin, küçük üreticinin bu kadar ürettiğinin tadını, lezzetini hala özlüyor olamazdık. Çocukluğunuzda hatırlayın, yediğiniz bir şey, kokladığınız bir koku, yediğiniz bir domates, bir salatalık şahane bir şekilde size tekrar tekrar geri gelir. Bir yerden kokusunu duyduğunuz zaman aynı çocukluğumdaki gibi dersiniz. Niye? Çünkü insani bir şeydir gıda. İnsana, ruhuna dokunan bir şeydir. Şimdi yediğimiz içtiğimiz plastikse ve sizi iyileştirmekle mükellef büyük bir ilaç şirketi, eğer başka bir tohum şirketi tarafından, Atlantik'in öteki tarafından, büyük bir tohum şirketi tarafından 66 milyar dolara 4 ay önce alınıyorsa, şöyle bir düşüneceğiz. Bir sağlık şirketinin tohumla ne ilişkisi olabilir? Buna cevabımız ne olabilir? Biraz önce anlattığım sunumdaki şey. Bir hayalimiz olacak. Kendi üniversitelerimiz kendi tohumlarını üretecek. Ve toprakta üretim yapan küçük çiftçiyi siz destekleyeceksiniz. Satın alırken, sepetinize koyduğunuza bakarken Finike'nin portakalını isteyeceksiniz. Yani Kayseri'nin pastırmasını, Ezine'nin peynirini isteyeceksiniz. Taşköprü sarımsağını mis gibi kokusunu içine çekeceksiniz. Talep edeceksiniz. Raflara koyacaksınız. Sizden ricam bu toplantıdan sonra akşam bir vaktiniz olduğunda hafta sonu bir Google'a girin, Cumhuriyet Köy Projesi diye bir yazın Google'a. Cumhuriyet Köy Projesi. Aynısını çünkü yıllar sonra İsrail'de gördüm. İsrail bunu uygulamış. Yani bir köy, köyün içinde evler, ahırlar, çevresinde sineması, tiyatrosu, her ne halsa işte bütün sosyal donatıları. Ama onun arkasında ambarlar. Çünkü çiftçinin bugün ürettiğini koyacak yeri bile yok biliyor musunuz? Yani eğer çürürse malı ve aracı tefeci komisyoncu gelip de eğer vermezsen verme istediğim fiyata o zaman çürüsün gitsin diye tehdit ediyorsa malını koyacağı yer olmadığı için. Zavallı, çaresiz. Ama bu Cumhuriyet Köy Projelerinde şöyle bir şey varmış. Ambar. Onun arkasında da tren istasyonu. Anında gitsin diye. Hemen pazar ulaşsın. Ve bitsin, tükensin, köylüden tekrar istesinler diye. Kooperatif bizi yükseltecek. Kooperatifler yani başına birisi gelmiş, parayı çalmış, malı götürmüş, Mercedes'ine binmiş, güzel bir hayat yaşıyor. Üretici aynı. Onun için korkutulmuş. Komünist işi denmiş, Sovyet abi bunları böyle örgütledi denmiş filan. Dünyanın en büyük kapitalist ekonomileri Danimarka'sından tut İngiltere'ye, Amerika'ya hepsi kooperatif. %90 Amerika'da kooperatif. Ama siz talep etmezseniz, o çiftçinin köylünün ürettiğini raflara koymazsanız, yani o yöresel tadı, yöresel değeri, kendimize ait ruhu, kendimize ait geçmişi koruyup onu rafa yerleştirmezseniz olmaz. Onun için çok önemli bir şey.
kendi ekonomimizi, kendi ülkemizi, kendi güçlerimizi, kendi varlığımızı güçlendirebilmek ve çocuklarımıza daha yararlı, daha aydınlık, daha pırıl pırıl bir gelecek bırakmak için ben isterim ki şu coğrafi işaretle meselesine bir kafa yorun. Bir ürünün iki katı, bazen üç katı, bazen beş katı fiyata ulaşıp hayatları nasıl değiştirdiğini siz de şaşkınlıkla izleyeceksiniz, göreceksiniz. Bunu anlatmak, paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.